Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde trafik güvenliğine yönelik yürütülen tüm faaliyetlerin detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla dördüncüsü gerçekleştirilen Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı Konya Polis Evi'nde yapıldı. Toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy da katıldı. %50 azaltılması. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, huzur ve güven şehri Konya'yı vatandaşlar için daha güvenli hale getirmeye amaçladıklarını belirtti. Huzur ve güven şehri Konya'yı güvenli trafik ilkesi doğrultusunda birçok noktada uygulamalarını sürdürerek vatandaşlarımız için daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Devletimizin yaptığı yatırımlarla karayolu trafiğinin denetlenmesi noktasında bu rakamları daha da düşürerek trafikte en az can kaybını hedeflemekteyiz. Yaralanmalı ve ölümlü kaza oranlarında düşüş olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hasan Görgülü, Konya'da meydana gelen kazaları analiz ederek bu bölgelere yoğunlaştıklarını anlattı. Kaza analiz platformu noktasında ciddi bir çalışmamız var. Burada derdimiz Konya'da nerede kaza oluyorsa bu kazaları bu platform üzerine işliyoruz. Daha sonra bu kavşak noktalarında ve kazanın yoğunlaştığı bölgelere odaklanıyoruz ve buralarla ilgili yapılacak iyileştirmeler, çalışmalar, gerekçeleri, kazanın topolojisi bunlarla ilgili altlıklar çalıştırılarak şehir içerisinde ciddi manada düzenlemelere giriliyor. Dünyada trafik kazası kaynaklı ölümlerin halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini dile getiren Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, 5 ila 29 yaş arası nüfusun ölüm sebeplerinde trafik kazalarının birinci sırada olduğuna dikkat çekti. Vali Vahdettin Özkan ise, insan yaşamının güvenceye alınması için çok sektörlü bir anlayışın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Kazaların çokça olduğu lokasyonlarda bunların sebeplerinin her sürekli analiz edilerek buna göre operasyonları icra etmek önemli. Trafikte aktif olarak çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Kurultayı başta olmak üzere Karayolları Sağlık Eğitim'deki siz alandaki arkadaşlarımızın tecrübeleri ve bunların sürekli birleştirerek bu işi daha da iyileştirme yönünde bir yol kat etmemiz. Bu toplantının da bu hizmetleri iyileştirme, insanın hayat hakkının korunmasına vesile olması teminisi ve duasıyla hepinizi selamlıyorum.